3. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren 12. sultanıdır. 1546 yılında doğan 3. Murat, 1574 yılında tahta çıkmış ve 1595 yılında vefat edene kadar 21 yıl hüküm sürmüştür. Onun dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş topraklara sahip olduğu dönemlerden birisi olmasının yanı sıra, imparatorluğun iç ve dış politikada karşılaştığı zorluklarla da tanınır. 3. Murad'ın tahta çıkışı, ondan önceki sultan olan babası 2. Selim'in 1574 yılında vefat etmesiyle gerçekleşmiştir. 3. Murad'ın hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu, özellikle İran ile uzun süreli savaşlar ve Akdeniz'de Hristiyan devletlerle rekabet etmiştir. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli askeri başarılarından biri, 1578 ile 1590 arasında Osmanlı-Safavi Savaşı sırasında Kafkasya'nın büyük bölümünün fethedilmesidir. Bu savaş, Osmanlıların doğudaki sınırlarını güçlendirerek Safevi İran'ı geriletmesi açısından önemlidir. Mimarlık ve kültüre olan katkıları açısından 3. Murat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağlarının bir devamı niteliğindedir. 3. Murat, İstanbul'da birçok önemli yapıya imza atmıştır. En bilinen eserlerinden biri, Mimar Sinan'ın eseri olan ve 1578 ile 1583 arasında yılları arasında inşa edilen 3. Murad'ın kendi adını taşıyan camidir. Ayrıca, sanata ve edebiyata büyük önem vermiş, döneminin en önemli şair ve yazarlarını sarayında himaye etmiştir. Bilime ve eğitime verdiği önemle de tanınan 3. Murat, medreselerin ve eğitim kurumlarının gelişimine katkıda bulunmuştur. Osmanlı medreseleri bu dönemde ilmi çalışmaların merkezi haline gelmiş, birçok alanda ilerlemeler kaydedilmiştir. Yaptığı reformlar açısından 3. Murad'ın dönemi, özellikle askeri alanda yeniliklerle doludur. Donanmanın güçlendirilmesine büyük önem vermiş, yeni gemilerin inşa ettirmiş ve böylece Osmanlı donanmasını Akdeniz'de daha etkili bir güç haline getirmeye çalışmıştır. Ayrıca, Yeniçeri Ocağı'nda disiplini artırmaya yönelik çabaları ve idari yapıda düzenlemeler yapması, döneminin önemli iç reformları arasında sayılabilir. 3. Murad'dan sonra tahta geçen oğlu 3. Mehmet, babasının izinden giderek imparatorluğun askeri ve idari yapısını daha da güçlendirmeye çalışmıştır. 3. Mehmet dönemi, Osmanlı İmparatorluğu için yeni fetihler ve idari yapıda devam eden reformlarla karakterize edilir. 3. Murad'ın dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesine yakın bir dönem olmasına rağmen, aynı zamanda imparatorluğun içinde bulunduğu zorlukların da habercisidir. Dış tehditler, ekonomik zorluklar ve iç karışıklıklar, sonraki sultanların çözmesi gereken sorunlar haline gelmiştir. 3. Murad, hem savaş meydanlarında elde ettiği başarılarla hem de kültür, bilim ve eğitime yaptığı katkılarla Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. 3. Murad dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri seferleri açısından oldukça hareketli geçen zamanlarından biridir. Bu dönemde gerçekleştirilen önemli seferler, hem imparatorluğun sınırlarını genişletme çabalarını hem de mevcut topraklarını koruma gayretlerini yansıtır. Osmanlı-Safavi Savaşı, 1578 ile 1590 arasında. 3. Murad'ın en önemli askeri girişimlerinden biri, Safevi Devleti ile yapılan uzun süreli savaştır. 1578'de başlayan ve 12 yıl süren bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında genişlemesine yol açmıştır. Bu savaş sırasında, Osmanlı orduları, Kafkasya'da önemli kazanımlar elde etmiş. Bugünkü Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın önemli bir bölümünü kontrol altına almışlardır. Bu fetihler, Safevi Devleti ile olan sınırı daha da doğuya taşımış ve Osmanlı'nın İslam dünyasındaki nüfuzunu artırmıştır. Kıbrıs'ın fethi, 3. Murad'ın tahta çıktığı ilk yıllarda, 1571'de gerçekleşen Kıbrıs'ın fethi, onun döneminin önemli başarılarından biri olarak kabul edilir. Babası 2. Selim zamanında başlayan ve 3. Murad'ın saltanatının başlarında sonuçlanan bu sefer, Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki hakimiyetini pekiştirmiştir. Kıbrıs'ın fethi, aynı zamanda Venedik ile uzun süren rekabetin bir parçasıydı ve bu zafer, Osmanlı'nın deniz gücünü Avrupa'ya bir kez daha ispatlamasını sağladı. Avusturya cephesindeki çatışmalar. 3. Murad'ın döneminde Avusturya ile olan sınır çatışmaları da devam etmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen seferler, özellikle sınır bölgelerindeki kalelerin güçlendirilmesine yönelikti. Ancak, bu çatışmalar büyük ölçüde statikoyu koruma ve sınırları güvence altına alma amacı taşıyordu ve herhangi bir tarafın kesin üstünlük sağladığı büyük bir fetihle sonuçlanmadı. Eğri'nin fethi. 1596'da gerçekleşen Eğri'nin fethi, 3. Murad döneminin sonlarına doğru Osmanlı'nın elde ettiği önemli bir zaferdir. Bu fetih, Osmanlı'nın Macaristan'daki ilerleyişini sürdürmesini ve Avrupa'daki topraklarını genişletmesini sağlamıştır. Eğri'nin alınması, aynı zamanda Osmanlı'nın Macaristan üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiş ve Avrupa içlerine daha derin bir nüfuz sağlamıştır.
3. Murad'ın hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri açıdan genişlemeye devam ettiği, ancak aynı zamanda karşılaştığı zorlukların da arttığı bir dönemdir. Bu seferler, sadece Osmanlı'nın askeri gücünü ve stratejik kabiliyetlerini değil, aynı zamanda dönemin siyasi ve kültürel dinamiklerini de şekillendirmiştir. 3. Murad'ın saltanatı, imparatorluğun tarihindeki bu önemli dönemeçlerden biri olarak, hem zaferleriyle hem de karşılaşılan zorluklarla hatırlanır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.